Evet arkadaşlar, Alaf Kesin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Muratcan bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Herkese selamlar. Muratcan'la son bir senedir çok sık görüşüyoruz. Fashion Sports'a geldiğinden Aynen. beri. Aynen Şu kanka. arada çok uğramıyorsun ama. Kanka bu ara biraz geziniyorum. Evet, bayağı yoğun bir çalışma süreci var. Hem o hem de her ne kadar fashion çok güzel de olsa bazen salon değişikliği iyi geliyor. Kesinlikle. Ben zaten farklı insan görmeyi ben de çok istiyorum ama hem fashion bizim için çok güzel bir imkan. Hem Tabii. çekimler için hem de evime yakın olduğundan dolayı genelde fashion'a gidiyorum Herhalde gidilebilecek en iyi salon aynen. denebilir şu an. Yani benim Anadolu yakasına hakimim. Anadolu yakasında bence gidilebilecek daha iyi bir salon yok. Fashion Evet. Sports'tan başka. Aslında hocam sağ olsun çok fazla salonla ilgileniyor. O yüzden yani sen birazcık da insan değişikliği olsun falan. Aynen kanka. Bir de şimdi ben arabayla geliyorum. Trafiği o su bu su yoruyor. Evet. Her gün gelmek zor. Senin evin çok yakın. Evet. Tabii. Bir Ben de mesela bazen şey düşünüyorum. Acaba diyorum farklı bir yere taşınsam mesela işte fashion'a 10 dakika mesafede bir yere taşınsam 10-15 dakikada arabayla. Acaba her gün gelirken gene aynı rahatlıkla gelir miyim? Yoksa üşendiğin zamanlar olur mu? kanka zor. Park bulması zor. Of. Mesela akşam trafiği Aynen. çok kötü. Aynen. Normalde sabah 15 dakikada geliyorum, akşam 1 saatte dönüyorum. Yani Aynen. o da yoruyor biliyorsun, hani ne kadar sevsen de etsen de bazen yakındaki salon daha tatlı geliyor. Evet. Senin evine yakında bir salon. Kanka McFit'ler var. Ha, çok Arada güzel. onlara, arada Sportial'a gidiyorum. Ama salona yürüyerek gidebilmek büyük bir veli nimet ya. Evet. Bir sporcu için. Göztepe'de McFit var. Evime 3 dakika kanka yürüyerek. Ya yani pre-workout evde içeyim. Of. Antrenmana En gidebilirim. iyisi. Şimdi Ahmet Ama taşındı. Ahmet'in de evinin altında var. Mesela direkt hani asansörden inip McFit'e ha, giriyor. söylüyordu. Nereye taşındı? Ritim. Ritim Tamam, McFit'e. ritim Oraya taşındı. biliyorum. Adresini vermiş oldum. Ama büyük yer bulamazlar Aynen. rahat rahat. Öyle bir avantajı var. Şu an bir off sezondasın anladığım kadarıyla. Aynen kanka. Bu arada bayağı geçen de seninle ilk karşılaştığımız uzun süredir. Yani çok az görüşüyoruz bu sıralar sen Bu de ara çünkü. çok denk gelmedik Aynen. tabii İki tabii. haftada bir falan anca denk geliyoruz. Her gördüğümde de büyüyorsun. Bir off Kanka, sezondasın aynen ben de off sezondayım. Tabii kilo aldım, bir de benim şey oldu biliyorsun kanka, işte yarış bitti. Ameliyat oldum. Evet. Bu arada ameliyat sürecini çok bence temiz geçirdiğini düşünüyorum. Müthiş geçti Yani çok kanka. sıkıntı yaşamadın. Ben şuraya Çok uzun temiz. olunca ikimiz Evet. de. Kanka çok rahat geçti. Evet. Yani birçok insan da bana o konuda sordu. Nerede yaptırdın o bu diye. Çok kişiye aracı oldum çünkü benim gördüğüm en iyi geçirenlerden biri benim herhalde. Ben çünkü 19. gün antrenmana döndüm. Evet. Göğüse hani çok sert dönmedim tabii ki ama ağrılı geçmedi. Evet. Herhangi bir problem yaşamadım, işte bu enfeksiyonmuş, Ha, morarmaymış, onları diyeceğim. sıfır. Yani. Ve şu an kanka hani anlayamazsın ameliyat oldum. Açayım gösteriyorum. Ama mümkün değil, göremezsin yani. O kadar gözükmüyor. Genelde jinekomasta ameliyat olanlar böyle çoğunluğu bir sıkıntı yaşıyor. Doktor kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Hani büyük ihtimalle yaraya iyi bakamıyorlar. Belki de doktor kaynaklı ama Evet. sen o konuda bence çok bayağı ne bileyim yani gittin bir ameliyat oldun. 2 hafta falan yoktun. Sonra geldiğinde antrenman Evet. yapmaya başladın direkt. Ben dikkat ettim kanka sürece. Normalde bu tip şeylere çok dikkat eden biri değilimdir aslında ama bu sefer biraz daha kontrollü yaklaştım. Ve şey, dediğin nokta şu kanka, hani aynı doktorda ameliyat olmuş bazı insanlar var. Kimininki 3 hafta sürüyor, kimininki 6 hafta sürüyor. Gerçekten değişiyor kişiden kişiye göre. Ama benim doktor da sağ olsun iyi halletti. Ama profesyonel kariyerin için gerekli bir hamleydi sonuçta. Kanka hem öyle hem de yani her şeyden bir kenara beni rahatsız ediyordu zaten. Yani mesela benim hani kendimi çok iyi gördüğüm pozlarda jinekomastimin çıktığı pozlar var. O bile gözükecek mi? İşte nasıl duracak? Sürekli o ve onu Evet. baskılama o Aynen protokolleri zaten yoruyor o insanı. ayrı bir sıkıntı. Yani jinekomastim çıkmasın diye uğraşıyorsun, ilaç alamıyorsun. Benim şu an mesela yaşadığım bir sıkıntı. Ne bileyim mesela testoyu ne zaman drive etsem yukarı hemen bir jino sıkıntısı başlıyor. O yüzden testosteron çok alamıyorum. Alsam çok fazla inhibitör almam gerekiyor. O problem, o inhibitörler kolesterolü Onun bir sekiyor. sürü Yani çok sorunu büyük oluyor. büyük Evet. sıkıntılar ama senin için harbi kritik bir hamleydi. Ondan sonra direkt off sezona başladın zaten. Aynen kanka. Şöyle oldu. Yarıştan 4 hafta, 3 hafta sonra ameliyat oldum. Bir 4-5 hafta öyle geçti. 3-4 hafta antrenmanlara döndüm. Sonra off sezona başladım. Anaboliklerle Ya, birlikte. o dönem kestir ama ilacı değil mi? Öyle bir Kanka şey mi? 11 hafta kestim her şeyi. Sıfır. Sıfır. Testosteron Ya dahi almadım. Emre de burada konuştuk podcast'ta. O da mesela komple O onu çok kesti. yapıyor ama. Evet onu çok Ben o kadar yapıyoruz. onu İlk defa mı yapmıyorum. yaptın bir şeyde uzun zaman İkinci sonra? falan olmuştur Ha, öyle mi? herhalde. Nasıldı peki? Kanka ben bir Çok size düşün. kaybettin mi? Şöyle 94 kilo yarışmıştım. 94 kilo
Balka başladım. Aynı kiloda kaldım ama tabii görüntü değişti. Ha. Her anlamda. Güç. Antrenmansızlık bir kere çok aynen değiştirdi. Ya hem antrenmanı kestin hem ilacı kestin. Yani ben ikisini evet bir anda kesebileceğimi düşünmüyorum. Bir anda komple darmadağın oldu. Memur yaşantısına döndük. Ama psikolojik olarak hazırdım kanka. Yani ha, hani kendimi ona hazırlamıştım. Evet. Eğer hazır olmasaydım aynada sürekli baksam ya ben gidiyor muyum, düşüyor mu o bu? Belki birazcık ya beni ya sen her türlü bence olgun yaklaşırdın. Çünkü gene o konuyu da geleceğiz. Hani kendi koştuğunda kendi yapan birisi olduğun için ben özellikle yarı sürecinde seninle full beraberdik. Evet evet. Fashion Sports'ta. Yani o süreci de çok iyi yönettim. Bence sen o yüzden o konuya olgunlukla yaklaşırdın. Şu an peki belli bir kilo var mı hedefin, yoksa şu an sadece alıyorsun nereye, yani forma göre mi yorumluyorsun? Evet. Bunun nasıl bir kanka durumu? Şu an 108 kiloyum aç karna. Buralarda belki 112-113'ler çok üzerine çıkmadan, ha, çok kirlenmeden. Çok bir kilo hedefin yok yani. Çok bir kilo hedefim yok. Yani bu 108-113 bandında, hı-hı, ulaşabileceğim en iyi forma ulaşmak. Çünkü çok ben aslında hakikaten yağlanabilen bir yapım yok. Çok sulanabilen bir yapım, hı-hı, var. O da rahatsız ediyor beni, hı-hı, sürekli şey yapmak. Ve o suni kilo da çok çabuk gidiyor. Yani sadece kilo hedefi koyup 112'lerde dolaşırken ben 115 olacağım diye pushlayıp 115 olup diyete girdiğimde zınk diye aşağı düşmek bana çok mantıklı gelmiyor. Hmm. O yüzden yavaş yavaş daha 6. haftadayım. Şöyle 12-13 hafta daha devam edip 20'ye tamamlarım herhalde. 20 hafta boyunca tahminen kilo arttıraraktan. Aynen. Eksik bölgelerin nereye odaklanıyorsun benim şu an? Şu an 5 günde bir bacağa döndüm. Bacağı tekrar aynen biraz arttırdım şeyi. İlk kez bu yarış hazırlığında bacak kesmiştim çünkü. Evet. Hiç kesmemiştim daha önce de. Kollarım birazcık daha size alırsa. Eksik gördüğün noktalar evet bunlar. Biraz daha belki çatım genişletebilirsem yanlardan. Sırt olarak çok hani üzerine çok eksiğim, şey eksiğim yani olduğunu kesin düşünmüyorum. Biraz sırtın daha kol. En iyi bölgen zaten. Benim sırtım aynen. Ben de en iyi bölgem. Kol. Ki genelde mens atletlerinde genelde sırt eksik oluyor. Genelde ters oluyor. Bende de ters. Senin mesela avantajın bir, çok iyi kuruyorsun. Ona da nazar değdirdiler. Herkes bunu diye aynen kuru aynen nazar değdi. Nazar değdi ya. Hatta biz hani diyorduk kurumaktan. Bu arada yani yarışa zaten 8 hafta kala hiç kasmadan bile kuruydun. Evet kanka. Ya işte o gün zaten şey oldu. Son 8 haftalık periyotta en kötü olduğum saat podyumdaydım. Tam öyle oldu. Bu aynen da işte şey definisyon yok çok iyi kurursun o sorun değil şuna odaklan aynen falan derken o aynen sorun oldu. Bu arada her gün off sezonda da her gün kardiyo yapıyorsun. Kanka haftada 5 yapıyorum şu an. Hı-hı. Bacaklarda yapmıyorum. O 5 yapmamın sebebi de yani tabii ki hem o kardiyovasküler sistem falan filan eyvallah. Sağlık mağlık. Ama sabah kalk başla işte telefona bir bak o arada. Hı-hı. Birazcık güne başlangıç gibi. Senin için aslında bir rutinin başlangıcı olduğu için yapıyorsun. Biraz öyle kanka çünkü yarış hazırlığında da 35 dakika kardiyo hiç geçmedim ben. Hani hep 35 dakikaydı. Şu anda 25 yapıyorum. Ya 25 10 dakika arttır azalt hani zaten ne şey kadar bir şey değiştirebilir. Yani yarışta 35 dakika hiç geçmedim. Yok hiç geçmedim kanka. Çok iyi. Bir ara şey denedim. 35 üzerine bir de idman sonrası ekledim. Orada bir 15 dakika ekledim. Orada bir flatlaştım. Zınk diye gitti kilo dedim. Hemen geri çıkardım. Evet, o dönemi hatırlıyorum. Peki bu off-season'da kardiyo yapmanın yani bundan önce de mi böyleydi yoksa yani ne bileyim ilk başladığın zamanlarda da böyle off-season'da kardiyo yapıyor muydun hep? Yoksa çok hani çok dönüşümlü oldu ya. Dönüşüm demeyeyim yani yaptım da yapmadım da. Hani periyodik olarak değişti o. Ama her zaman yaptığın zaman daha iyi hissediyorsun değil mi? Evet evet. Yani çok hantallaşmak istemiyorum çünkü antrenman performansıma da o kardiyovasküler sistem çok dibe vurunca mesela bu ameliyat sürecinde benim en çok kaybettiğim oldu kanka. Performans bir süre vermeyince inanılmaz şekilde kondisyonum gitti. Antrenman kondisyonundan bahsediyorum. Çabuk yorulma. Çok çabuk nefes nefese kalma. Aa, hemen yüksek nabız. Bunu hissettin yani çok mi? Çok net. Aa, çok yani, tabii ki kuvvetim gitti mesela doğal olarak. Zaten doğal ama olarak kuvvet hızlı kazanıyorum. Aynen. Ama o kondisyonu yakalamak mesela antrenmana giriyorum. Oluyorum hemen. Ama kondisyon kazanması da bence o da rebound hani o kazanması evet da basit bir şey. Ben öyle düşünüyorum yani. Benim reboundum şu açıdan çok hızlı oldu kanka. Çok dibe vurdum. He. Hani her aynen türlü en kötü ondan daha kötü olmayacağım için hızlı rebound oldu. Evet çok iyi. Bu arada Muratcan ilk sen vücut geliştirme Amerika'da başlıyorsun. Doğru mu yoksa Türkiye'de mi başlıyorsun? Kanka Türkiye'de McFit'e başladım diyeyim. Ki, normalde hep spor yaptım. Aynen. İşte basketbol, rugby falan. McFit'lere gidip sonra üniversite zamanından sonra kilo vereyim. Biraz kilo almıştım. Basket bırakmıştım üniversite hazırlığında. Kilo vereyim falan diye McFit'e başladım ama o zamanlar kilo vermek. Anladım. Antrenmana direkt girer girmez kardiyo, hit kardiyo falan. Biraz hani obez miydin? Biraz kilolu muydun? Kanka obez hiç olmadım. Aynen. Ama
hani küçüklükten beri spordan gelip bir anda kesince sporu kilo aldım tabii ki. Hmm. Onu vermek için McFit'e gittin. Sonra üniversite için USA'ya gittin. Orada gidince dedim ki abi ben bu işe... Adam ilk yarışmasını Amerika'da yapmış. İlk dört yarışımı da orada yaptım. Çok iyi. Hepsi orada oldu. Aynen. Sonra buraya dönünce zaten döndükten sonra pandemi süreci falan oldu. O ara hazırlandığım bir yarış iptal oldu. Sonra Avusturya'ya gittim. Sonra Polonya işte en son. Ama orada tabii mevzuya giriş oldu. Orada başlamanın senin için bayağı bence bir faydası olmuştur. Yani işin ilk mesela en net temelleri öğrendiğin zamanında, ilk başladığın zamanda orada olmak belki de sana birçok... Jinekomasti şey... oldum. USA'da Facebook'ta. Kanka ilk yarış hızında jinekomasti oldum ben zaten. Yani benim bu durum 2017'den beri var. Ha. 2018'de ilk kez yarıştım. Aynen. 2017'de başlayınca bu işlere ilk orada jinekomasti olmuştum. Yani sen... Öyle bir şey oldu. Jinekomasti nasıl olunmazı hemen çabuk öğrendim mesela. Ne yapmamak gerektiğini. Sen Amerika'dan Türkiye'ye dönmüş. Biz Türkiye'den oraya çalışıyoruz. Peki tekrar taşıma o tarz bir iste... Bu arada orada 4 yarış yaptın değil mi? Evet. 4 evet, yarış yaptın. Ha. Peki buradan tekrardan oraya gitmek ister misin? Yerleşme kanka, şu an öyle bir planım yok açıkçası. Burada gerçi işin gücün artık birazcık arttı. Şu an çok burada bir şeyler oturmaya başladı. Burada da çok uğraşıyorum. Tabii ki her zaman orası ayrı. Öyle bir imkan olursa, hani şartların iyi olduğu bir anı yakalarsam giderim. Neden olmasın tabii ki. Ama o şartları sağlayıp. Anladım. Hani macera arayacak yaşa geçtik. Tabii. Gideyim de orada sıfırdan başlayayım kafasına. Evet. Buradaki çünkü kurulu düzeni oraya taşıyayım ya da buradaki düzen dönerken ben oraya gideyim. Aynen öyle. Kafasına. İkinci dediğin. Anladım. Aslında evet, yapmak istediğim şey kanka. Bizim için daha mantıklı evet, duruyor zaten. Peki o dönem ilk orada Amerika'da yarıştığın zaman çalıştığın koçun Türk yanlış mı? Türk müydü kanka, Amerika'da? İlk yabancı koçu aslında TR'ye getiren. İlk Türk koçla çalıştım orada. Gold's Gym'de. Ondan sonra Jeremy Buende ile çalıştım. Çok sonra iyi. Jeremy'nin yine çok yakın arkadaşı olan Horacio Cuellar'la çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm zaten. Anladım. Ondan sonra koç orada, işlerini sağladın zaten. Ondan sonra koç işlerini... Şimdi Avusturya'ya Buğra abiyle hazırlandım. Hı hı. Son bir buçuk senedir de kendim halletmeye çalışıyorum her şeyimi. Şu an peki senin bir yarışma takvimin var mı? Belirlediğin bir takvim. Kanka şu an yani yarış şu tarih diyeceğim bir şey yok. Ama güzel bir off sezonu geçirip kendi iş her şeyi ayarladığım, rahat yarışabileceğim bir tarih belirlersem tabii ki. Ama bu sene içinde yarışırım diyorsun değil mi? Bir aksilik olmazsa kanka. Çünkü kafanda var yani aslında. Var. Sonuncu olmadı çünkü. Hani sonucu, o istediğim o anı yakalayamadım ya. Burada derece önemsiz bu arada. Kesinlikle tabii senin ki, tabii en kanka, iyi halini orada görmek kanka ben istiyorum. Şey de diyorum. Mesela Amerika'da ilk yarıştığım yarışlarda ikinci, üçüncü, dördüncü olmuştum. Kötü yarışlardı. Hani dereceye bakarsan okey diyebilirsin. Anladım. Ama çok eksik zamanlar. İlk yarışlarım. Anladım. Kütle eksik. Kondisyon eksik. Önemli olan senin nasıl benim nasıl çıktığım. Ben hani %100'ümle çıkamadığım için. Yani %50'mle çıktığım için hatta benim için belki. Onun bir revanşını almam lazım kendim için. Peki şu an mesela hani işte bacağı 5 günde bire döndüm falan dedin. Hani buradaki strateji bisiklet değişikliği hani o tarz bir mevzu mu? Kanka, yoksa senin için hani sadece şortlar biraz daha kısaldı diye mi ne bileyim hani sebebi ne bunu yapmanın? Kanka şortu dolduracak bacağım var zaten. Evet o var. Benim buradaki nokta şu. Ben kendimi klasik pozlarında daha iyi gösterebilen bir adamım. Çünkü men's fizik çok genetik bisikleti bana sorarsan. Yani böyle yuvarlak adeleli, ince belli, geniş omuzlu bir adamı geçmen zor. Sende o yoksa. Şimdi bende o patlaklık yok. Ben daha pozlarda genişleyebilen, pozlarda kondisyonu gösterebilen bir adamım. Hani benim fark yaratabilmem için benim sıktığımda taraklarımı gösterebilmem lazım. Vakumunu İşte vakumu, tricepslerimi, sırtımı çekip oradaki detayları, işte çift bisepsi gösterip kanatlarda, ledlerde, damar, onları patlatamazsam ben o zaman podyumda esprisi kalmıyor. Evet. Bu sebepten hep klasik istiyorum. Ha, klasiğe dönebilirim. Ama diyorsun. Klasik içinde üstüm benim hani yıllar geçtikçe size aldım. Bacağımın biraz daha yakalaması lazım üstüme. Yani ama şöyle de bir gerçek var kanka bir de. Benim siklet sınırım 98 kilo. Hı-hı. Şimdi ben 94 podyum yaptım. Klasik için zorlasam birazcık daha kururdum muhtemelen diye düşünüyorum. Hani kalça o bu açılacağı için. Ama 98'i görsem dahi bacağım o size'da olmayabilir. Hani bende o soru işareti var klasik için. Ama bunu denemeden anlayamazsın. Aynen o yüzden yani akışına bıraktım şu an. Üstün, ben yapmam gerekeni yapayım. Gayet yeterli klasik için zaten dediğin gibi. Ama dediğin gibi bence de hani men's fizik birazcık daha çok doğmuşsan men's fizik oluyorsun. Evet evet. Yani evet. O abslerin simetrikse ne bileyim o oran orantı o görüntü varsa men's oluyorsun. Ama
Baktığın zaman sen vakumun çok iyi. Kurumada hiçbir sıkıntın yok. Keza deme hani... deme. Nazar değmesin. Kurumada hiçbir sıkıntın yok. Bence de double biceps'in vakumun, sırtın çok iyi falan. Bence de klasik daha iyi duruyorsun. En azından keyif alıyorum. Aynen, keyif yani alıyorsun. Podyuma çıkıp da bir iki poz vermek güzel bir şey yani. Tabii, tabii. Çıkıp böyle aynen. Sadece durduğun. Kendine ait hissettiğin siklet buysa yani. İster evet. Mens yarışırsın, ister body, ister aynen, klasik. Aynen öyle kanka. O yüzden akışına bıraktım. Ben yapmam gerekeni yapayım. Süreç gösterir zaten. Kendi koştuğunu kendin yapmaya devam ederek yarışacaksın değil mi? Herhangi bir değişiklik kanka, var mı o konuda? Şu an o konuda bir değişikliğim yok. Değişiklik yapabilir miyim? Yapabilirim. Ben hiçbir zaman hani zaten bu işe koçlarla çalışarak başlamış biriyim evet. Hani. O konuda koçun önemi çok bence. Sadece ben bir şeyleri kendim bir görmek istiyorum. Kendim de deneyim. Bunu önceden iptal olan yarışlarında yapmıştım. Podyum denemesi yapıp, peak week haftası yapıp, farklı peak week'ler deneyip. Bunları yapmıştım. Bu yarışta ufak bir iki aksilik olduğu için onu gösteremedim. Onu bir kere göstermek istiyorum. Hani her türlü rövanş alma konusu kendimi, yani kendi koştuğumu yapabildiğimi gösterme isteğim var. Bir kere daha denenir. Ya zaten ya zaten tonlarca yarışmacım var. Yani keza çok bilgili, tecrübeli bir sporcusun kesinlikle. Abi. Keza hani bu zamana kadar da kendi yaptığın o peak haftalarında da bence zaten çok iyi yönetiyordun süreci. Peki seni en çok zorlayan ne oldu? Şimdi Emre de kendi koşunu yapıyordu. Ona da aynı şeyi sormuştum. Evet, mesela çok başarılı. Her sürecini müthiş götürdü. Aynen. Ha, sen de keza biz seninle de beraberdik full. Ben Emre'yle daha çok seninle de görüştüm o süreçte. Çünkü tabii, sen bizim salona geliyordun her sabah. Ne bileyim işte mesela kilonu iyi yönetiyordun. İşte sabah görüntün falan filan onları yorumlamak. Hani seni en çok zorlayan neydi ya? Hani hangi ilacı vurayım mı seni en çok zorladı? Yoksa lan bugün ne yesem mi? Kuru muyum değil miyim o mu? Yani seni kanka, en çok zorlayan kısım neydi ki? İkincisi. Yani vurduğum ilaç belli zaten. Yani herkes aynı hepimizin şey alıyor. Kullandığı şeyler belli. Aynen. Hepimiz bunu açıkta konuşan insanlarız. Aynen. Sadece işte ne yesem? Arttırsam mı azaltsam kuru mı? Daha mı korursam? İşte mesela sen o süreçlerde kanka mesela kilomu falan soruyordun hep. Evet. Hani az çok tahmin ediyordun çünkü süreç stabildi yani. Evet. Ama onu stabil tutmak için çok erken hazırlandığım için bence benim yaptığım en büyük hatalardan biri hep bu oldu. 18 hafta hazırlanayım. 19 hafta hazırlanayım. Hani uzun iyice. Abi öyle yapınca 9 hafta sonra hazır oluyorum. Evet. Bu sefer 9 haftada onu tutmakla uğraşıyorum. Bu benim yaptığım bir hata amatör olarak. Yani hani kendi pozisyonunda birini bana gelse yarışma hazırlığı yapmak istese hani bilsem o kadar hızlı form tuttuğunu derim ki biz gidelim son 8-10 hafta aralığında başlarız son sürece diye. Benim yaptığım hata hep o oldu. Çok erken hazır olup onu koruma işte arttır azalt bu sefer metabolizma sürekli farklı reaksiyonlar o beni çok yoruyordu. Bu da işte beslenme konusuna geliyor. Ne yiyeyim? Nasıl tutayım? Orada soru işareti oldu. Keza bu yarışta gene işte şey diyorduk yani hani ulan her yarış erken hazırlanıyorum. Bunda biraz daha geç başlayayım dedim. Ona rağmen çok hızlı evet, kurudun. Evet bu sefer de aynen. Ya hızlı açıldı. Kuruma hızı garip bir hız gerçekten. Garip kanka şey yani. Çünkü şöyle bir şey var. Bu yağlanma sulanma olayında mesela benim adelem off sezonda da hep çok serttir. Ama çok kapanırım. İşte o sulanma olayı. Ben de su değişikliği çok olduğu için bir anda değişiyor. Bizim ayaklar yani, sürekli çarpmış. De... İki tane uzun adam nereye koyacağımı şaşırdım. o su... Çok hızlı değiştiği için o yüzden form çok hızlı değişiyor. Anladım. Bir sonrakinde ona göre hareket edeceğim. Evet. O da senin için tecrübe oldu belki evet, de tekrardan. Evet kesinlikle kesinlikle. Ama kendi koştuğunu bence çok 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 iyi yönetiyorsun yani. Bunu birebir tecrübelemiş. Son süreci işte daha iyi yapabilirmişimi gördüm. Ve benim bunu burada da söylemeyeceğim kanka. Sana belki anlatmışımdır ya da anlatırım. Hani benim o süreçte yaptığım hata inan ne yüklemesiymiş, su atıcısıymış şey o olmadı. Ben son anın stresini yönetemedim. Anladım. Kendimde yönetemedim. O süreci de ve kendimi baktım kötüye gidiyorum formum sabah. Sabah kupkuru uyandım. Baktım form kötüye gidiyor. Ben dağıldım. Hani dedim tamam form buradan sonra açılmaz. Bir de o stresle birlikte 5-6 saat sonra podyum yapınca evet. Uyandığım gibi çıkabilseydim podyum. Yataktan zaten uyandığın oldu. Zaman çok iyiydin. Evet evet. Onu YouTube videolarında falan da paylaşmıştım çünkü. O form ama bu bir bahane değil hani şey yapmak istemedim. Ya ben strese girdim de şey oldum yoksa iyi çıkardım. Abi podyum günü çıkamadım bitti mevzu. Geçmiş olsun. Ya bir de zaten her zaman nokta atışı olsa bence tadı olmaz ya. Şimdi mesela ne bileyim. O hırsla devam edemezsin. Yani o hırsla devam edemezsin. Evet. Sonuç olarak şu an mesela sürece sen çok büyük bir şey kattın. Kendi nezdince bir tecrübe kattın. İleriki mesela yarışmada büyük ihtimalle bunu da kullanacaksın. Tabii. Onun tabii, hevesi tabii. Var falan. Bence evet. Böyle her seferin nokta atışı yapmamak bir nebze insanı şey tutuyor yani. Evet tabii. Boyunda tutuyor. Peki ileride hani bir koçla çalışırım falan filan hani o konuda açıksın. İlla böyle %100 kendin full ilerlerim kartımı alana kadar çalışırım. Falan demiyorsun yani. Kesinlikle. Bu arada direkt diyet konusunda çok kararlısın. Yani çok disiplinlisin off sezonda da
şeyde de. Hayatımda ilk kez yarış hazırlığında cheat meal'ı seninle yaptık. Evet, aynen zaten o konuya hayatımda hiç yapmadım evet. Bundan önce. Ama o zaman da 9 hafta var. 9 hafta var. Hani burger yiyelim dedik. Hani önceden hazırlanıyorsun falan hani psikolojik. Sen gerçekten diyet konusunda bence çok yarışta çok strict, çok disiplinlisin yani. Kanka o konuda hani benim artılarından biri kendimce o disiplin hep. Evet. Ondan hiç şaşmam hani. Yani hatırlıyorum 9 hafta var form zaten hani gelmiş her şey okey. Ulan bir burger yiyeceksin hani onda böyle düşünüyorsun. İşte bu aslında iyi bir şey, çok iyi bir şey bence. Kanka ben o işte o rahatlığın hep tabii geri götüreceğini düşünüyorum. Her zaman bence de geri götürüyor. Bence kesinlikle takıntılı olmak, ben kendim de bunu takıntılı olmak... Her zaman o rahat göt rahatlığıyla hareket etmekten kat ve kat daha iyi yani. Günün sonunda her zaman takıntılı adam daha da iyi formda, daha iyi hızlı şekilde, yani en net şekilde geliyor. Bu konularda kanka rahat davranabilmek için benim bahsettiğim mevzu hep şu oluyor. Çok üstün bir adam olmak lazım ki bir iki ufak şeyi hani tolere edebilirsin fizik olarak. Hmm. Hani böyle çok acayip genetiğin olur örnekler var. O adamlar belki bir iki ufak şeyi etrafından dolaşabilir ama... He, ama diyorsun ki benim hata yapmaya... Hata yapma lüksüm yok hata benim gözümde. Lüksüm. Çok güzel. Ve gerçekten. Bu birçok kişi için böyle bence. Aynen, ben hani herkes kendini farkında olması lazım bu konuda. Abi 16 hafta diyet, son 16 hafta diyet. Mesela sen cheat meal yaptın mı yarış hazırlığında hiç kanka? Ben yok. Hiç ben vermedi. 4 ay boyunca yani refeedler oluyordu sadece. Evet. Yani. Ben de refeed tarzıyla... Yani sen aynı karbonhidratı arttırdığın günler vardı. Yani illa zaten cheat meal ne bileyim diyet zamanı. Sen kendi mesela atletlerinde kullanıyor musun? Belki çok. Çok nadir kanka. Öyle mi? Çok hani mesela nadir. Diyor musun ya git bugün burger ye diyor musun? Onun yerine ben ne bileyim yüksek. Kanka hem öyle yapıyorum mesela şu an Mart'ta 23 kişi var. Ha, oraya da geleceğiz. Bir kişinin burger yediğini belki bir kişi bir kere falan yedi. Ha, yani çok iyi. Ama refit veriyorsun yani sonuçta. Yüksek karbonhidrat verdiklerim oluyor. Ama ben cheat meal olayına bir yarıştan sonra inince yersin. Bence de ya ne bileyim. O bence süreci çok yani... şart elzem olduğunu düşünmüyorum. Evet ya. Evet. Belki mental olarak bir reset ama yani ne bileyim kendi nezdince kendini aç bırakabiliyor olmak bile iyi bir lüks. O işten yani keyif alıyorsun abi ya. Ve dediğin kanka hani tamam çok mental olarak kırılmış bir adama hakikaten o süreci devam ettirebilecekse cheat meal eyvallah. Ama çoğu kişi de o cheat meal'ın tadını aldıktan sonra biraz dalgalanıyor. Şey de oluyor çünkü cheat meal'ı yiyor mesela kanka burger patatesi. Sabah kalkıyor iyi durumda. Yiyorum. Ben yermiş, kaldırırmış formum diyor. Bu sefer bir kere daha deniyor onu. Yaşadık, ondan sonra... Hepsini yaşadık. İlk yarışma hazırlığı benim de o kafa yapısıyla şu an 23 tane yarışmacım var. Yani aynen. 23 yarışmacı demek çok ciddi bir rakam. O podyuma çıkacaklar. Ha, podyuma çıkacaklar. Büyük ihtimalle bu 50 kişi başlamıştır sonra elenenler olmuştur. Kanka, çünkü bende öyle oluyor mesela. Yani. Evet. Abi işte bir yarışalım diyor. Tamam eyvallah planlıyoruz gidiyoruz. Son 5 hafta abi ben işte yavaş yavaş dökülüyorlar. Evet. Yani 23 yarışmacı çok iyi. Sedanter de aynı zamanda koşulunda var. Ya şöyle kanka zaten bu 23 kişi sadece bu Mart'ta podyum yapacaklar. Hmm. Hani yarışmacım daha fazla. Ama asıl benim hani ilgilendiğim insanlar normal uzaktan eğitim. Evet. Tabii sedanter dediğimiz kısım. Yani bu Mart'ta işte güzel bir ekip var. Son yarışta da öyle bir ekiple gitmiştik zaten. Tabii hatırlıyorum. Bayağı kalabalıktın. Evet şimdi de öyle yani bir şey olacak. 23 kişi Mart yarışı için ciddi bir rakam. En zorlayanı şey oluyor kanka yükleme günleri. Of. 23 tane yükleme yaz. 23 tane şey yap falan. Evet. Çok fazla. Biraz... Benim hiç o kadar fazla bir anda yarışan yani yarışmacım olmadı da 23 çok ciddi bir rakam. Ama sen o işin o tarafını o kadar odaklanmadığın için. Ama sen o konuda da bu arada çok iyisin yarışmacı koşulunda. Yani gerek o peak haftasını yönetmen olsun, gerek yarışmacı çocukları yönetmen olsun. Peki seni mesela yarışmacı hazırlığında en çok zorlayan neydi? Yani yarışma en çok zorlayan ne direkt sormak gerek. Yani mesela bir adamın uyumaması mı yani sürekli olmaması mı yoksa böyle gelgitleri mi ne yani bir yarışmacı da en çok seni zorluyor. Çünkü yarışmacı bir sedantere göre net %100 daha kıl bir şey. Evet. Hazırlık yapmak. Yani bir yarışmacı 5 sedantere rahat denk. Kanka o konuda şöyle bir şey oldu benim gördüğüm. Şimdi sen de yarışmacı koçluğu yapan biri olarak şunu biliyorsun. Çok hata yapma şansın yok. Evet. Özellikle bu sektörde bir yere gelebilmek için yarışmacı koçu olarak abi çıkardığın ilk birkaç adamda iyi sonuç alman evet. lazım ki referans olsun, paylaş aynen. et. 2-3 kişi peş peşe kötü çıkarırsan geçmiş olsun. Bir aynen. daha kimse sana gelmiyor. Aynen. Şimdi ilk zamanlarımda daha hani bu konuda tanınmıyorken, benim mentalitemi insanlara gösterememişken şey stresi çoktu. Diyet bozarsa ben ne yapacağım? Ya kötü çıkarsa? Eyvah. Gece 3'te 4'te kalkıp mesaj atıyordum çocuklara. İşte sabah kilo at, şunu evet. yap falan. O stres... Çok fazlaydı. Evet. Şimdi insanlar benim hani olaya bakış açımı beni tanıyan insanlar benimle çalıştığı için şeyi biliyor. Bana cheat meal sormayacak. Hı hı. Diyetini bozarsa biliyor ki
bir sonrakinde güncellemesini yapmam. Hani bunları bildiği için şu an daha rahatım o konuda. E tabi insan çıkara çıkara şu an mesela kanka podyuma çıkardığım insan yüzü geçmiş. Onun tecrübesi. En azından o stresi kendim de yönetebiliyorum. Evet. İşte backstage'de hani ne yapabilirim? Nasıl hamle yapabilirim? İlk yarış hazırlıklarında, ilk backstage'lerimde tabii çok daha fazlaydı stres. Hani adam ufak kapandığını görürsem diyordum, ah sıçtık. Sıçtık, ne olacak, nasıl çıkacak falan filan. Şimdi onları tabii daha çok şey yapabiliyorum. Ya işte koçluk ne kadar sende de olsa büyük bir kısmı atlette. Yani kesinlikle. İşte şöyle bir şey var. Bazen günün sonunda müdahale edebildiğin alan da kısıtlı. Yani sen adama ne kadar planı, programı en ince detayına kadar atsan da abi adam sana ben yapıyorum deyip de günün sonunda gidip yapmıyorsa sen müdahale edemiyorsun çünkü yani. Edebildiğin bir müdahale olmuyor orada. Orada adamın kendi inisiyatifi, kendiyle olan bir mevzusu aslında baktığınız zaman. Yoksa sana son gün sen yükleme yazarsın. O gider pizza yer, bir şey olur. Çok çok olur, onları da olur. Çok değil. Evet. Ertesi gün bakarsın hiç istediğin gibi form değildir. Hani orada sende gidiyor mevzu aslında. Ve kanka seni değerlendiren insanlar için de bence bunu bilmeleri çok önemli. Kesinlikle. Mesela şimdi senin hazırladığın birini görüyor. Hı-hı. Sen haftalarca paylaşmışsın. Hı-hı. Podyuma çıkmış. Göktuğ'u nasıl adam çıkarmış diyecek belki. Evet. Sen biliyor musun abi acaba adam Göktuğ'un dediklerini yaptı kesinlikle mı? Yani onun yüklemesini yaptı mı? O süreci yönetti mi? Kesinlikle. Bu işin işte verdiği o kadar çok şey var ki şimdi herkes yarışma hazırlığında olmadığı için işte o süreçte vitaminlerini aldı mı, ilacını vurdu mu, antiöstrojenini aldı mı, istediği kan testlerini attı mı, bütün sürece bakınca sporcunun da senin dediğini yapması çok ayrı bir nokta. Ve ben şunu çok tecrübe ettim kanka, adamı 12 ay hazırlamışım. Aynen. Abi son yükleme gününde farklı bir şey yedi. Mesela. Ne oldu? Karnı kapandı. En çok kendine yazık oluyor. Dediğin gibi bu konuda tek taraflı düşünmemek lazım. Yani adamı çıkarıyorsun da o adam hakikaten dediklerini yaptı mı? Ya bence zaten işin büyük bir kısmı atlete düşüyor. Yani orada sporcuya düşüyor. Çünkü bakıyorum mesela ben kendi tecrübelerime de. Bazen çok ilgilenmesem bile yani çok çok üstüne düşmesem bile eğer bir adam gerçekten görev adamıysa hiç böyle sorunsuz sualsiz bir şeyleri net %100 bir yolunu bulup yapıyorsa ya zaten yapıyor yani. O yüzden bence hani zaten yani bir sihri yok bu işin. Yani sen de bir yarışmacı hazırladığın zaman ufak böyle sihirli dokunuşlar yapmıyorsun yani. Belki daha iyi yönetiyorsun süreci, ediyorsun falan ama atlete büyük bir parça düşüyor yani. Kanka, orada sporcuların da bunu anlaması lazım. Dışarıdan bakan birisinin de bunu anlaması kesinlikle lazım. Kesinlikle yani. Bu kanka normal sedanter bireyler için de öyle. Ben hep şunu belirtirim hani asıl karakter sensin. Hı-hı. Ben sana en iyi planı da atsam benim gözümde. Aynen. Ben sana en iyi antrenmanı da atsam sen o antrenmanı ne kadar iyi yapıyorsun? Aynen. Hakikaten %100'ünü veriyor musun? Yani oraya yani 3 saniyede negatif yazdım da sen hakikaten onu öyle mi yaptın? Aynen. O kadar %100'ünü verdin mi? Beslenmede de böyle. O yüzden koç bir yere kadar yönetebilir. Tabii ki koçun bence en önemli artısı göz ve kafa rahatlatma. İşte kalktığında ben ne yesem dedirtmemesi. Aynen. En büyük artısı o. Bence de bir koçun en büyük artısı gerçekten senin de değindiğin gibi yani sabah uyandığım zaman kendim bir şeylerin şeyini yapmamak, hesaplamasını yapmama gereği evet, yani. O çok, ya o çünkü çok uyanıyorsun atıyorum aynaya baktığın zaman ya da bir formunu çektiğin zaman ya nasılım yesem mi yemesem mi stresini senden alan birisi. Ben her zaman şey diyorum. Yani benim kendi adıma benden daha az bilen birisinin bana koçluk yapması benim stresimi gene bayağı yüksek oranda azaltır yani. Çünkü sonuç olarak bir şeyleri o hamle ettiği için sen bazı şeyleri düşünmüyorsun. Sen yoluna bakabiliyorsun. Çünkü sabah kalktığında zaten hep kendini kötü görüyorsun. Aynen. Hep kötüsün abi. Aynen. Hep şu kadar kafada. Ne değiştirsem ben? Aynen. Halbuki sürekli sürece bir güvensen kesinlikle değişecek iş. Sürekli bir şeyleri değiştirmek. Yesem mi yemesem mi? Ya işte şöyle falan filandan ziyade orada. Çünkü objektif bakamıyorsun. Duygular devreye giriyor. Hırs var. Bir yarışma var sonuçta. Onu istiyorsun. Orada bir hırs giriyor. Yani beklenti bileyim, var etraftan, onun stresi var. Açlık var, beklenti var, yorgunluk var. Bunların hepsi senin objektif düşünmeni öldürüyor. Ama işte dışarıdan bakan bir göz sana %100 objektif bakabilir için o anlamda bence iyi. Ve koçla çalışmanın kanka benim tecrübe ettiğim şu artısı olabilir. Şimdi etraf hep beraberiz. Hepimiz, çevremiz aynı. Herkes bir şey diyor sana. Bugün 300 ye, bugün 500 ye. Bence şunu al, bence bunu al. Senin de kafa karışıyor abi. Evet. Şimdi ilk başta mesela sen bana diyorsun ki kanka bunu 300'e çıkart diyorsun mesela. Ben orada yok mok diyorum. Kanka böyle eve gidiyorum. Ulan 300 acaba öyle mi yapsam? Demeye başladığın an o kontrol kaçabiliyor işte. O yüzden şunu demek çok büyük rahatlık. Koçum bunu verdi. Kesinlikle. Böyle devam ediyorum. Ya o kafaya çok giriyor dediğin gibi. Bir kere zaten çevreyi dinliyorsan sonu gelecek bir şey değil. Çünkü yani birisi ye diyor, birisi yeme diyor. Birisi şunu al, birisi bunu alma diyor. Yani sen çevreyi komple kendini kapatmalısın. Bu doğru ya da yanlışını konuşmuyorum. Belki o adamın dediği doğrudur ama burada mevzu kendini kapatmak. Çünkü bir sisteme dışarıdan bir parazit sokarsan o
Yani yanlış bir şeyin çok ortalama olan bir şeyin de ilerleyişini bozabilirsin. Evet. Yani mükemmel olacağım diye iyiden de olabilirsin, kötü olabilirsin yani. O yüzden bence de o dışarıya kendini kapatmak en mantıklısı, çünkü sürekli bir yerden bir şeyler geliyor. Ve süreci de kanka değerlendiremeyeceksin sonunda. Aynen. Şimdi koçunu sen son ana kadar dinle ki indiğinde iyi misin, kötü müsün, aynen, süreci iyi yönetebildi mi? Değerlendir, ama sen adamı dinledin son anda farklı bir şey yaptın. Kesinlikle. Bozuldu. Şimdi sen adama ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ve sen de yandın. Vicdanen aynen, şey olacak, ulan keşke aynen, dediğini yapsaydım da bir görseydim olacak. Aynen. Bu sefer dinleyeceksin, gene olmayacak ama geç öğrenmiş olacaksın. Evet. Yani o yüzden elde bir sistem varsa buna %100 uyup çalışıp çalışmadığının kanaatine o zaman vermek en mantıklısı. Kesinlikle. Ama her zaman da çuvaldızı kendine batırmak lazım. Yani yanlışım var mı benim? Doğru. Ben mesela işte Cameron'dan sonra her zaman benim kendim yanlışım olabilir mi? Hep onu sorguladım mesela. Ondan sonra ya bir de yani baktığın zaman illa her şey %100 yoluna gidecek diye bir kaydı yok ya. Hani o yüzden insanlar bu konularda da çok şey yani. Hani işte o seni kötü çıkardı, bu seni iyi çıkardı, bu seni şöyle çıkardı falan filan. Yani bir yerden sonra da sadece doğru zaman değil yani, o kadar basit. Bir de o şu da var kanka, çoğu insanın dediği şeyi zaten sen biliyorsun. Aynen. Hani işte o seni kötü çıkardı. Abi ben de farkındayım mesela. Tamam, eyvallah. Zaten ben onu değerlendiririm. Aynen. Hani iyi niyetle söylüyorsan eyvallah. Kesinlikle. Bu yapıcı bir eleştiriyse ama işte o şunu şöyle yaptı, bu bunu böyle yaptı, abi biz de az çok hani fark ediyoruz. Ya da hakikaten samimi gördüğün insanlar sana bunu söylüyor zaten etrafında. Evet. O yüzden çok da etraftan aynen, her şeyi duyup kafaya takmamak kesinlikle lazım. Kesinlikle yani, etraftaki zaten eleştirilerden bence çok 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 eleyerek almak lazım ya. Çünkü çok fazla eleştiri geliyor. Özellikle sen de son bir senedir özellikle, değil mi? Son bir senedir. Evet, evet. Sosyal medyada bayağı da popülerliğin artıyor gün geçtikçe. Takipçi sayın, hani ne bileyim. Sen de çok fazla eleştiri alıyorsundur. Tabii. Yani son zamanlarda. Bence eleştirilerin hepsini çok elemek lazım. Çok ince elemek lazım. Çünkü çok fazla geliyor. Ve adam gerçekten fütursuzca eleştirdiği için senin orada çok tırnak ucuyla seçmen lazım. Ben bak eleştirilmeyi seviyorum ne noktada? Çünkü belki benim öz eleştirisini yapamadığım bir konuda bana bir şey aydınlatabilir. Ama aynı zamanda da sadece toksik bir yorum da olabilir. O yüzden onu çok incelemek lazım yani. Şimdi kanka o konuda senin mücadelen daha fazla evet, olacak her zaman. Çünkü farklı bir noktaya gittin. Şimdi yarışacağın her yarışta beklenti farklı. Destek fazla, en aynen, ufak şeyde aynen, geri dönüş, hani kötü geri dönüş de fazla olacak. Evet. Ama bu işin bir parçası yani. Sosyal kesinlikle, medya bunun parçası. Evet. Benim şu konuda o çok azaldı. Bunu hani söylemeden geçmeyeyim. Bu işin tabii koçluk kısmında da hani bulunup bir şeyleri gösterince hani en fazla o anki performansına laf edebiliyor. Evet. Ama öbür taraf birazcık daha hani sağlama almış noktada. Evet. Beni o konuda azaldı. Ha, tabii ki şey var işte, o nasıl podyum, şu şöyle. İşte dün kupkuruydum, bak ne oldu. Ama hani biz de zaten gördük yani. Biz de farkındayız. Aynen. Zaten bunlar şeyleri değiştirebiliyorsan aynen, zaten önemli olan o. Şimdi ben oradan ders alıp almadım mı? Evet. Önemli olan o. Aynı podyumu bir daha yaparsam aynı hataları, tamam, o zaman evet, bir yamukluk var yani. O zaman aptallık olur zaten. Aynen. Ama hani dediğin gibi süreç bir şekilde zaten öğrenerek gitmen gerekiyor. Yani zaten diğer türlü çok basit olurdu ya. Ben mesela diyorum, diğer türlü çok basit olurdu yani. Ulan girelim hadi ilk yarışta alalım gidelim. İkinci yarışta top one yapalım işte gidelim. Olimpiyat yarışı evet, çok kolay olurdu. Kanka zaten yani bizim biraz böyle bir bu işin bir ceremesini çekelim ki. Evet. Ya, ulan biz bir şey kazandığımız zaman, başardığımız zaman bize tatlı gelsin. Yoksa aldım giderek bize ne tatlı gelecek ki? Kanka bir de Türkiye Şampiyonası'nda 1000 kişi yarışıyor mesela. Aynen. Hani burada bir olan 30 kişi var. Evet. 18'i de var, 30'u da var. Hani herkes bir derece alacak yani. Aynen. Bu bir süreç. Şimdi evet, sen o derecelerini arttırıp formun üzerine koyabiliyor musun? Zaten vücut geliştirme bu. Fizik evet, olarak da bu. Podyum performansı olarak da bu. Mentalite olarak da bu. Evet. Ya bunu yapabilmek, istikrar, disiplin, azim. Yani tam bu spor bu. Aynen. Herkes bir yere geliyor benim evet, gördüğüm zaten. Mutlaka bir yere geliyorsun. Kimi bir senede geliyor. Aynen. Genetiği el verdiği ölçüde. Kimi 5 senede geliyor. Bunun farkında olmak lazım. Hmm. O yüzden o sabrı göstermek lazım. Peki yarışmacılık konusunda net misin? Ya dayı ben 35'ime kadar yarışırım diyor musun? Yoksa bir yerden sonra ben mesela kendi adıma 35'ime kadar yarışırım demiyorum. Ben mesela hani yarışmacılık konusunda çok çok net değilim. Bunu diyebiliyorum mesela, hani tamam kesinlikle yarışırım tekrardan ama hani böyle en dibine kadar gideceğim bir süreç olmaz benim için büyük ihtimalle. Ama mesela sen diyor musun? Ya ben çok keyif alıyorum, 35'ine kadar net yarışırım diyor musun? Kanka demiyorum. Hı-hı. Çünkü şimdi işte işin realite kısmı. Ben iyi performans veririm. Bir yarışta çıkarım. Hı-hı. Çok iyi sonuç alırım. Hı-hı. Hadi oldu, pro oldum. Salladım. O kadar. Hı-hı. Yani benim pro seviyede yapabileceğim bir şey yok. Hı-hı. Şimdi bunun bilincinde olarak
Bu işi yapmak, bu işten keyif alarak o süreci yaşayarak devam etmek önemli. Şimdi ben zaten kendime realist olan bir adamım. Karşı tarafı nasıl olmayayım? Hep bunu söylüyorum. En çok kendime acımasız olan bir adamım. Şimdi bunu bilerek ben işte onu yapacağım, bunu yapacağım, 20 sene yarışacağım, İşte bu sene 105 podyum yapacağım, seneye 110 yapacağım, bu mentalitede bir adam değilim. Gerçekçiyim o konuda. Tabii ki çok iyi podyumlar yapabileceğimi düşünüyorum. Ama önük bir yere kadar. Ya buradan işte, çünkü herkes şimdi bir olimpiyaya gidebilirim havasında. O iş öyle kolay değil maalesef. Pro olmak ülkede değersizleşti maalesef. Çok önemli bir sonuç bence. Pro arenada yarışabilmek o insanlarla. Ya bunlar zor işler. Onun bilincinde olarak ben zaten, benim kafamdaki hep şuydu. Ben Türkiye'deki en iyi yarışmacı koç olmak istiyorum. En iyi uzaktan eğitimlerden birine sahip olmak istiyorum. Benim daha ağır basan. Yarışmacılık kısmı zaten keyif aldığım bir süreç. Tutkusu işin zaten. İşin tutkusu. Aynen. Kendimi o challenge'ı görmek. Kendimi formda görmeyi seven bir adam. Ben balk halimde, yani dişimi fırçalarken bile bakmak istemiyorum kendime. Öyle hiç sevmem. Şu an mesela öyleyim. Hiç sevmiyorum. Bir de bana şey işte, Muratcan yanak öz. Yanaklarda şişiyor falan ya. Sürekli öyle şeyler var. Keyif almıyorum yanaklar, abi. Yanaklar vela ya. Bu yanak şişme işini birisi çözse kanka, off sezon daha da tatlılaşacak. Hiç bitmez. Yani. Hiç bitmez off sezon. Sonsuza kadar off sezon. O yüzden kanka yarışmacı konusunda ben de öyleyim yani. Anladım. Yani... Ama tabii ki yarışacağım sağlığım el verdiği sürece. Bu kaç yıl olur? Nereye kadar zorlarım bir şeyleri? Onu da göreceğim. Ya bence zaten yarışmayı gerçekten tutkuyla seven birisi için sonucun ben hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela çevremizde de var tonla yarışmacı, pro yarışmacılar da var. Arka arkaya sürekli yarışıyorlar mesela. Yani adam için zaten sonucun bir önemi yok ki. Adam oradaki ne bileyim yarışma kafasında, o diyetinde, oraya gidip o belki sporcularla sosyalleşmesinde, ne bileyim o kafada yani. Bence hani bir derece yarışmayı gerçekten seven, yani bence gerçekten net yarışanların hiçbirisi, tabii ki de bir hedef vardır ama hani demotive olmuyordur bence kötü sonuçlarla. Ben de aynı fikirdeyim yani kanka, çünkü derecenin bir önemi yok yani bence. Derece çok önemli olan insanlar mesela, o kafadaki insanlar çok üst seviyesi bu. Hani artık adam 1-2-1-2 hep oralarda. Yani. Hani oralarda olabilir ama işte 7 oluyorsun, 8 oluyorsun, 6 oluyorsun. Şimdi sen burada dereceye takılırsan ne yapacaksın? Kendini geliştiremezsin ki yani. Derece, kendini geliştirmen için birazcık da hani mütevazı diyeyim de. Yani alçak gönüllü olup. Çünkü basit yani, yarışa gittin mesela 11 oldun. Oğlum önünde 10 tane adam var. Nasıl geçeceksin yani, hani öyle hesap yaparsan. Bir yarışa daha gidiyorsun. Farklı bir 8 kişi daha geçiyor. Şimdi sen 18 tane adam bir kere geçti seni. Şimdi böyle bir hesap yapınca zaten hiç başarılı olamazsın yani. Onları geçmen lazım. Yani böyle birikiyor gittikçe, yarış yaptıkça. Peki sen kendi yarışlarını şimdi mesela Mart'ta, tamam Eylül'de mesela gene bir yarışma olacak, Türkiye şampiyonası. Evet. Kendi yarışlarını aslında TR şampiyonalarına göre hazırlıyorsun. Çünkü bu yarışmacılardan dolayı. Kanka beni en çok o zorluyor zaten. Evet. Yani tarih seçme olayı. Evet. Hep sene sonuna kalıyor yarışım. Hı-hı. Çünkü işte Mart'ta yarışmacı ekibi, Eylül'de yarışmacı ekibi. Çünkü Eylül'e NPC geliyor. Hı-hı. NPC'de yarışacak bir sürü insan var. Evet. Hemen peşine Ekim'de yarışacak bir sürü insan, hı-hı, var. Şimdi birkaç yurt dışı NPC yarışmacılarım da var. Bunları ayarlamak benim için önemli. Normal uzaktan eğitimi yönetebiliyorsun yarışma hazırlığında, hmm, ama podyum farklı. Yani 25 kişi hazırlarken ertesi gün, benim hep öyle oldu. Avusturya yarışına çıkarken de Türkiye şampiyonasına yakındı. Bu Polonya yarışında aynı gün benim yarışmacım yarışıyordu. Anatolian Cup'ta mesela. Aa, doğru, hani, aynen. Öyle çok oldu. Ondan 3 hafta önce Türkiye şampiyonasındaydım. 3'er gün 15'er saat orada. Yani zorluyor süreçleri. Ben mesela Türkiye şampiyonasında son Ekim'de İzmir Eylül müydü, Ekim miydi? Öyle bir şey. Eylül. Kanka o benim yarışımdan 3 hafta önceydi. Ben 3 gün orada 12-13 saat kaldım. İstanbul'a bir döndüm. Abi yorgunluk, bitkinlik dedim, tamam gitti yarış. Yarışamam ben. Bir anda o kafaya girdim. 20 günde onu toparlamaya çalış mental olarak. Oğlum o kadar kötü değilsin lan, biraz yersin kendine gelirsin, kendine anlatabilmek falan. O yüzden Türkiye şampiyonaları benim için çok belirleyici oluyor. Ama iş etiği konusunda bence iyi bir nokta. Çünkü sonuç olarak koçluğu yarışmandan öne koyuyorsun gibi bir şey. Ona göre kanka, tarih seçiyorsun. Kesinlikle yani, çünkü benim asla kazancım bu bir de. Aynen. Yani hani tabii işin noktası kazancın yani, o. Beni hani geçindiren, ben faturalarımı işimle ödüyorum yani. Hani yarışarak değil. Benim için o önemli ve insanlardan sonuçta bir şey alıyorsun abi. Hani şu ekonomide bir insanın senden koçluk alması kolay değil. Kolay değil. O yüzden onun karşılığını vermek lazım. Hakkını vermek gerekiyor. Ama zor bir iş ya. O kadar diyetin dibindeyken gidip de adamın formuyla P2 ile uğraşmak zor bir İşte kanka yaptıkça biraz tabii alışıyor insan. İlk hazırlıklar ama. O yüzden ilk yarışmacı hazırlıklarım çok daha stresliydi. Hmm. Çok daha şeydi. Mesela adam formunu attığında şey diyordu. Ben kapandım dese ilk zamanlarda
ben bu sefer eyvah diyordum. Ne olacak? Şimdi kapandım dese neler olabileceğini ya da hangi hamleleri yapabileceğim çok rahat bildiğim için daha rahat geçiyor. Her şey tabii ki stresli. Çünkü şimdi de şey oluyor. Şimdi hep başarılı olmak istiyorum. Hani her çıkarttığım yarışmacıyla sonuç almak istiyorum. O da farklı bir nokta. Tabii öyle olmuyor. Her yarışmacı çünkü dediğin gibi yarışmacı büyük şans kanka. İyi yarışmacı gelirse kesinlikle. Herkes bir şekilde çıkarabilir. Tabii. Yani. İyi bir çocuğu genelde ıskalama çok zor, çok zor. Aynen. Iskalasan yani. Bile çocuk simetrisiyle falan yani bir şeyler yapıyor. Der ki ya ben yine bir şey olur kurur yani. Bir şey evet, olur. Evet. İyi bir çocuk gerçekten her şekilde iyi bir şekilde çıkıyor hep. O noktada da zaten şöyle bir şey olduğuna inanıyorum kanka. Kendini kanıtlayan koçlarda bu yurt dışında da böyle. Evet. Elinde iyi sporcuların olmasının çok büyük sebebi o. Zaten iyi adamlar o koçlara gidiyor. Tabii. Çünkü yani. O koçların başarısız olduğu bir sürü de kötü kesinlikle. Yarışmacı var. Ama onları çok görmüyorsun. Hep top sporcuları görüyorsun. O adam onları zaten kötü çıkaramıyor yani. Hani. Ya isim vermeyeyim mesela böyle 100'ün üstünde sporcusu olup sadece 3 tanesini paylaşan tonla tabii, koç tabii, var evet. Yani ünlü. Birebir tanıdığımız. Yani baktığın zaman orada elit bir sporcu da önemli yani. Sporcunun da koça kattığı şeyler var. Kesinlikle kanka. Ben o konuda bir tek şu çok keyif aldım. Belki de eksik olduğum bir nokta. Benim yarışmacılarım hep genç genelde. Aa. Hep ilk kez spora başlamış. İlk kez ilaca başlamış. Hani onları bir noktaya getirmiş olmak çok güzel evet. Ama zor. Zor. Çok zorluyor. Hani o süreci adama anlatabilmek. Tabii. Kardeşim bu podyumu atla bir off sezon daha yap diyebilmek. 16-17 yaşından beri öyle hani çalıştırdığım şu an şampiyon olan çocuklar var ama o süreç de çok uzun abi. Yani 2-3 sene adamı ona hazırla podyum günü o çocuk başarılı olmak ister artık. Evet. Ya bir de vücut gelişimi öğretiyorsun baktığın zaman. Evet. Ve o öğrenme aşaması bazen zorlu bir süreç olabiliyor ve belki de onun da sıkıntısı. O konuda mesela kanka hani hem sosyal medyada olan insanlar olarak mesela senin yeni özellikle bu jenerasyona çok fazla katkın olduğunu düşünüyorum ya hakikaten. Çünkü bu işte de o kadar popüler olabilmek kolay değil abi. Yoksa herkes olurdu. Sen o mentaliteyi çok iyi aşıladın insanlara. İşte yani ben her anlamda. İşin disiplini de olsun. Aynen. Bu işin antrenmanı da olsun. Bu işten keyif alma da olsun. Kesinlikle. Yani ben hani seni böyle hiç şey görmedim. Belki kendin evde öylesindir. Şimdi evine girmedim ama hani hiç böyle keyifsiz, aşırı kötü bir halde, negatif hiç görmedim. Hiç böyle sus pus otururken görmedim. Ya bu sporu yaparken böyle kalabilmek çok çok tabii, güzel bir şey. Tabii. Yani olabildiğince ben de kendimi yüksek tutmaya çalışıyorum ama benim o konuda en çok sevdiğim Emre'yle de konuşmuştuk. Ben hani böyle şey gym community topluluğunu çok seviyorum ya. Spor evet. Salonunda hani ne bileyim mesela dedin ya 16-17 yaşında çocuklar. Ne bileyim mesela salona gittiğin zaman böyle onlarla beraber muhabbet etmek yani çok fazla tabii derin sohbetler değil ama böyle üstünkörü muhabbet sohbetler tabii, tabii. Etmek ne bileyim o gym community'si benim çok hoşuma giden ve bir mevzu. Ve şey yani. Çok güzel bir şey kanka. Buradan da hani herkese teşekkür edelim. Senin adına da edeyim ben. Evet. Hani insanın gelip seninle öyle bir şey konuşmak istemesi, seni tabii, örnek tabii. Alması falan bu çok güzel bir şey yani. Ya, İnsanlar aynen. Gelip hani abi fotoğraf çekinsek hani rahatsız olur musun diye soranlara abi yani büyük bir keyif gurur yani. Evet. Neden rahatsız olayım? Belki başkaları hani oluyordur bir şey diyemiyorum ama hep diyorum Ronaldo muyuz abi niye yani çekinmeyelim fotoğraf? Bu çok güzel bir şey insanların seni örnek alıyor olması ve yaptığın şeyin bir karşılığını görüyor olman. Evet kesinlikle ben de çok onlar büyük ihtimalle bizi iyi hissettirdiğini düşünmüyor ama ben de çok iyi hissettiğim bir mevzu. Birileriyle tanışmak böyle konuşmak abi böyle mesela ta eski zamanlardan bahsetmesi falan özellikle. Abi 2 sene önce 3 sene önce ta şu videodan beri falan filan. Bir de seninle büyüyen bir jenerasyon var ama. Sen aynen. Kaç ne zaman girdin kanka? 2017 falan heralde. Yok 2020 ya da 20 ben geç girdim bayağı. Öyle mi? Tabii. 2019. Gerçi şimdi 2020... sen çok hızlı büyüdün. Tipin de çok değişti tamam. Çünkü eski zamanlar hatırladın. Evet. Eski fotoğrafların da hani çok daha çocuk gibiyim şeysin. Orada. Aynen. Oralarda 22 yaşında falanım. 21-22 yaşındaydım işte. Evet. Öyle, komünite büyüyor bu arada. Baya hani ne bileyim markalar artıyor. Keza sen de şu an yeni marka çıkardın. Evet. Markalar artıyor. Ne bileyim yani sporcu sayısı artıyor. Salon sayısı artıyor. Dışarıdan her ve şey abi, yükseliyor bu, şu an ülkede. Bu işte spor. Bence kimsenin rahatsız olmaması lazım. Mesela işte sen bir markadasın, ben bir markadayım. Yani abi bu rekabet, bu işi ileri atlıklar taşıyacak bir şey. Bu zaten, aynen. Yani burada mesela benim bir marka çıkarıyor olmam aynen. Seni neden rahatsız etmeli? Aynen. Sen işine güveniyorsundur. Aynen. Ben en fazla ne yaparım abi? Diyelim senden iyi bir şey çıkardım.
Sen hakikaten bu işe değer veren biriysen üstüne çıkmaya çalışırsın. Evet. Böyle böyle kalite artacak abi zaten. Ya uzaktan eğitim için de öyle. Mesela hep şey diyorlar ya, işte önüne gelen uzaktan eğitim yapıyor, ne düşünüyorsun? Yapsın abi. Niye sen yapmasın ki? Sen de yap. Ben rahatsız olmuyorum. Sen alalım senden. Aynen. Ben güveniyorum kendime. Aynen. İşime güveniyorum. Benden daha iyi biri bir şey yaparsa. Evet. Mesela sosyal medya için bunu hep sana söylüyorum etrafta da. Abi sosyal medyası örnek alınacak bir adamsın. Eyvallah. Sürekli paylaşım o bu. İşte bu şekilde kendini geliştireceksin. Kesinlikle. Zaten. Bu markalar için de böyle. İşte aklına gelecek sporcu olarak da öyle. Ya zaten rekabetin olmaması ütopik bir dünya olurdu yani. Bence zaten hani rekabet olmalı ki iki taraf da kendini bir yere taşısın yani. Sen şu an düşünsene TRD tek atıyorum online coaching veren adamsın. Kendini hiç ileri taşımazsın. Evet, evet. Çünkü zaten senden başka bir seçenek yok. Muhtemelen kimse. Ben de yapıyorum ben. Birine veririm al yap kardeşim. Ya, yorma beni derim. O yüzden seçeneklerin olması, rekabetin olması bence bizi de aslında puşluyor her alanda. O yüzden o konuda. Peki sen mesela koçluk için şu an... kendini mesela ekstra geliştirmek için bir şeyler yapıyorsun. Yani mesela hani yurt dışında ekolleri mi takip ediyorsun? Yani neler yapıyorsun mesela? Kanka şöyle tabii yurt dışı takibi hep vardı. Bu işe belki ilk zamanlar daha da çoktu. Ben mesela Amerika'da Uber falan yapıyordum. O zaman açıyordum podcast abi. 6-7 saat podcast dinle. Sporcuları işte bu o zaman neydi? Nick Trigilin'in falan böyle IFBB World Class vardı. Evet. Hani Dark Web tarzı şeyler onların. İşte enjeksiyonu nereden yapıyor, nasıl yapıyor, en ufak detayına kadar her şeyi saatlerce dinlerdim. Şimdi öyle değil. Hı hı. Şimdi biraz daha hani gündemi genel takip ediyorum. Hı hı. Kendimi geliştirme noktasında kanka bence o noktada artık tecrübe biraz. Hı. Hani tecrübelenmek olarak bakıyorum. Onun beni geliştirebileceğini düşünüyorum. Bilgi olarak tabii ki yeni bir şey olursa ayrı. Ya zaten artık öyle bir çağdayız ki her türlü her bir şekilde önüne düşüyor. Yani evet. Şu an zaten hani mainstream dönen dolaşan ne varsa yeni bir şey de çıkıyorsa önüne düşüyor. Burada mevzu o bilgiyi sindirebilmek ve bunu uygulayabilmek bence. Kesinlikle. Yani fark yaratan nokta o dediğin yani. Dediğin kanka kesinlikle katılıyorum. Bilgi var. Hı-hı. Bunu işte farklı şeylere uygulayabilmek. Aynen. Çünkü herkes de aynısı olmayacak. Sen bunu işte eğer modifiye edebiliyorsan kişiye göre. Aynen. O zaman işte kesinlikle fark yaratıyorsun. Oluyorsun. Evet. Evet, uygulayabiliyorsun. O da kolay değil tabii ki işte. O da tecrübe belki. Aynen. Ama bu sektörde çok tecrübeye zaman ayırmıyor maalesef. Evet. İnsanlar da ona şey yapmıyor. Acele var çünkü. Çünkü benim evet acele var. Kanka şöyle mesela benim hazırladığım bazı yarışmacılarda şunu çok duydum. Aylarca hazırlandık, 5. oldum. Ya abi orada 1000 kişi yarıştı. Herkes aylarca hazırlandı. Seni geçen adam da aylarca hazırlandı. Senin ilk yarışın belki adamın 5. yarışı. Aynen. Şimdi sen onu geçtin bir de. O adam ne yapsın? Aynen. Yani böyle evet. Bakmamak lazım. Koç olarak tecrübelenmek çok zor o yüzden. Yani bizde çok zor. Zamanla inşallah. Hızlı, direkt tutturmak lazım. Aynen. Yoksa sıkıntı da. Evet. Vallahi kanka çok teşekkür ederim geldiğin. Kanka ben teşekkür ederim. Baya baya aslında görüşüyorduk. Bir bölüm daha çekeriz sende büyük ihtimalle. Tamamdır kanka. Zaten sürekli biz seninle sohbet ediyoruz her konu hakkında. Evet, kanka. Bu sıralar çok görüşemezsek de. Artık bizi unuttun. Fashion'a bir ilk fırsatta o zaman idmanla dönüş yapalım. Aynen kanka. İnşallah. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ben de kendime geldim kuvvet olarak biraz zorlarız. Sen size'ın bu sefer garip artıyor ya. Ben ne bileyim bana mı öyle geliyor? Ya kanka ben artık. Giydiklerim mi değişti artık? Anlamadım. Bana bir şey demeyin artık. Özer değiyor. Şimdi küçülmeye başlıyoruz. Bu son podyumdan sonra artık hiçbir şeyi dinlemiyorum. Kendini kapattın. Bakalım bir dahaki yarış hazırlığı nasıl olacak? Merak ediyor musun? Ben mesela çevremdeki insanların geçen Buğra abi dedim bu. Şeyi merak ediyorum. Ne bileyim bende mi, herkesle mi oluyor bu? Mesela atıyorum seni takip ediyorum. Beraberiz. Mesela Buğra abi takip ediyorum. O sezon yaptı. Ulan diyorum ki acaba nasıl bir form çıkacak? Hani evet, evet. Merak ediyorum. Çevremdeki insanların bu yarış hazırlığında nasıl bir form çıkaracağını merak ediyorum. Bir yani. De şey çok ayrı bir şey kanka. Bu işi gerçekten bu kadar hani sevip yapan insanlar aynen. için mesela senin bir yarış hazırlığında ben neler aha. feda edebileceğini aynen. nasıl önemsediğini bildiğim için ayrıca insan merak evet. ediyor. Yani hani inşallah iyi çıkar diyebilmek herkesin aynen. diyebileceği bir şey değil. Mesela bunu senin benim için diyeceğini biliyorum. Evet. Aynı şekilde benim senin için diyeceğini evet. diyeceğimi biliyorsun. O yüzden mesela sen bir podyum yapsan etrafındakiler en çok zaten seninle hevesleniyor. Merak aynen. ediyor. Nasıl çıkacak? Ne yapacak? Ama o community'yi oluşturmak da kolay değil. Kolay değil. Zamanla oluşan bir şey. Evet. Bir de insanın gerçekten samimi olması lazım. Evet. Onun için. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Kanka ben teşekkür ederim. Evet. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Arkadaşlar Alaf Kestim bir bölümün daha sonuna geldik. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim tekrardan. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bu arada istediğiniz konuklar varsa da aşağıya bırakabilirsiniz. Biraz podcast vücut geliştirme üstünde ilerlesin istiyorum. Çok fazla konu dışına çıkmak istemiyorum. O yüzden böyle hardcore vücut geliştirme konuşmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki podcastlerde görüşürüz.